Merhaba arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Migros Market'teyim. Şu güzellikleri yakından göstereceğim. Kalançalar 44.90'a düşmüş arkadaşlar. 49.90'dan şöyle bol tomurcuklu muhteşem kalançalar. Kaktüs ve sukulen toprağını çok seviyorlar. Kış güneşine bayılıyorlar. Toprağı tamamen kuruduğunda suluyoruz. Haftalık insektisit, aylık fungisit ilaçlarıyla yaşıyorlar arkadaşlar. Bağışıklığı çok düşük. Bu güzelliklerin düzenli ilaçlamayla yıllarca büyütebileceğiniz güzellikler. Böyle çuhalar gelmiş ama şu an bir tane kalmış arkadaşlar. 16.90. Çok hızlı bitmiş. Fiyatı çok uygun gerçekten. Kaktüs ve sukulen toprağı var. Bitki besini var. Şöyle yakından bu şekilde de bakın çok güzel çiçek soğanları var. Şu şekilde sizlere göstereyim. Bakar mısınız? Onların fiyatları da 44.90'mış. Böyle çok güzel taş kaktüsler gelmiş. Taş kaktüslerin fiyatlarını görmeye çalışıyorum. Seramik saksılarda arkadaşlar bu şekilde güzellikler. Bakar mısınız? Her biri muhteşem görünüyor. Şöyle minik sukulentler gelmiş. Minik minik. Çok şirin güzellikler arkadaşlar. Bu şekilde fiyatlarını da görüyorsunuz. Taş kaktüs de 44.90'mış. Şöyle simli yine kaktüsler var. Düzenleyeyim. Yanında simsiz olanlar da var. Bu şekilde bonsailer var. Yanında şefleralar var. Burada çok güzel sukulentler gelmiş arkadaşlar. Ama seramik saksı da oldukları için 69.90. Şöyle yaldızlı. Bu şekilde güzellikler. Bakar mısınız? Şöyle arkadaşlar. Çok hoş görünüyor. Bu şekilde palmiye var. Madagaskar palmiyesi. Bu şekilde sizlere şunları da yakından göstereyim. Şöyle üçlü kaktüs ve sukulentler 89.90'dan bir hayli gelmiş arkadaşlar. Çok fazla gelmiş. Queen'in üçlü seramik saksı da kaktüs ve sukulentleri 89.90'dan. Bu şekilde salon çamı var. Şöyle çok güzel antoryumlar var. Bu şekilde sıklamenler var arkadaşlar. Şöyle de biraz acelem var. Şöyle de Benjamin'ler var. Arkada gördüğünüz gibi 239 lira. Büyük devasa boyda. Yine orkide toprakları, farklı kaktüs toprakları ve toprak çeşitleri de gelmiş. Size de yakından göstereyim bu güzellikleri. Şöyle yılbaşı kaktüsleri arkadaşlar. Yılbaşı çiçekleri 199.90 aranjman olarak bu şekilde bulunuyor. Çünkü farklı köklerde biraz pahalıymış fiyatı ama bu güzellikler yine çok çeşitli çiçeklerle bir arada. Merhaba arkadaşlar. Yağmur durmuşken artık birazcık bu güzellikleri havalandıracağım. Öncelikle buradaki saksıları açığa çıkarmak istiyorum. Şöyle göstereyim size. Hepsi Ziray Don battaniyesinde arkadaşlar. Bu şekilde umarım gözükebiliyordur. Şimdi bunların hepsini açalım bakalım ne durumdalar. 2 haftadan fazla oldu. Üzerleri örtülü, aralıksız yağmur var. Ara ara hafif Ziray Donlar oluyor. Şimdi açıyoruz. Şuralardan hava alması için de boşluklar bırakmıştım. Bu güzellikleri de birazcık havalandıracağım. Dışarıda saksılarında şöyle demirlerin üzerine saksıları yerleştireceğim. Hepsini havalandıracağım. Beraber bakalım şimdi ne durumdalar. Özellikle buradakileri çok merak ediyorum. Karamel, karamelden şu an. Karamel, bana izin vermen lazım. Karamel, bana izin vermen lazım anneciğim. İzin verecek misin? Gel bakalım açalım. Bizi neler bekliyor? Şöyle şuradan bakmaya başlayalım. Bakar mısınız? Çok güzeller. Hemen açıyorum. Evet arkadaşlar çok mutlu gözüküyorlar. Bakın renklerini de kaybetmemişler çok şükür. 1-2 saat içerisinde tekrar yağmur yağacağı için sadece bu şekilde havalandıracağım. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Kalanşom şu örtüde alt kısma kadar uzandı. 2 kat Ziray Don örtüsü ve 1 kat da sera naylonu var arkadaşlar. Şu da bebişleri buraya almıştım. Şöyle tabii ki renklenmeler fazla değil. Çünkü üzerlerinde 2 kat Ziray Don örtüsü ve 1 kat da sera naylonu var. Ama şöyle yakından göstererek sizlere formları gayet güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu da benim Vera Higgins'lerim. Muhteşem görünüyorlar. Biraz havalandırdıktan sonra şu kısmı da açacağım şimdi. Biraz havalandırdıktan sonra tekrar kapatacağım. Ama ara ara böyle havalandırmak gerekiyor. Fırsatım olmuyor. Mümkün olduğu kadar bunlara bakmaya, ilgilenmeye çalışıyorum ama maalesef hafta içi çok yoğun çalıştığım için bunları her dakika güneş çıktı havalandırayım mümkün değil ve ilk defa güneş çıktı zaten uzun süredir
şöyle güzellikleri göstereyim. Bu şekilde de bunları oraya yerleştireceğim arkadaşlar. Devam ediyorum. Şu güzelliklere bakar mısınız? Muhteşem görünüyorlar. Buradan çok tedirgindim. Çünkü zirayda onları atlattılar. Çok fazla yağmur yağdı. Uzun süre yağmur yağdı. İnanılmaz tedirgindim. Çok şükür. Bakın ne kadar sağlıklılar, ne kadar güzeller. Açayım birazcık şu gün ışığını görsünler. Birazcık havalansınlar şöyle. Toprakları kuru tamamen. Sulamayacağım arkadaşlar. Kuru kalacak. O şekilde karamel de buradan bana izin vermiyor. Şöyle hemen yerleştireyim, sizlere son halini göstereyim. Evet, büyük bir kısmını arkadaşlar yerleştirdim. Şöyle şu kısmı da göstereyim. Her bir saksıyı elden geçirdiğim için biraz vakit alıyor. Mesela şöyle saksı, bakın dolu dolu harika bir aranjman saksım. Ama dip kısmında şöyle dökülen yapraklar var. Onları almam lazım. Çürüyenler, dökülenler. Onları içlerine bakın. Şöyle bir gold sedum orada. Maalesef şey olmuş, yaprak dökmüş, fazla suyu tolere edememiş. Yine susuz olanlara birazcık yağmur suyu veriyorum. Yağmur suyu da naylon arasında birikmiş, ondan toparladım. Hemen bidona koydum. Karamel izin verir misin? İzin verecek misin anneciğim? Karamelle beraber şöyle susuz olanlara da yağmur suyumu bunun içerisine koydum arkadaşlar. Birazcık koyu renk. Şöyle onunla da susuz olanları da suluyorum. Şunu alalım. Burada yavru büyüdüğü için alttaki yaprak ölüyor arkadaşlar. Onu da alıyorum oradan. Tamamıyla işe odaklı olduğum için şu an konuşmaya çok şey yapamıyorum. Düşünemiyorum şu an arkadaşlar. Şöyle ilerleyeyim. Bakın. Şunları da alalım. Arada düşmüş. Bunlar burada yavru versin diye koydum. Ama aradaki minik gold sedum maalesef gitmiş. Şöyle bakalım. Yine bunların içerisine bakım yapacaklarımız var mı? Şöyle yakınlaştırayım. Şu saksı iyi gözüküyor. Şunların biraz pulvinataların kuruyan yaprakları var. Onları alalım. Susuz olanı yok arkadaşlar bunlarda. Minik yavru sukulentlerin olduğu saksıda susuz olanlar vardı. Yağmur suyuyla bir kısmını suladım. Bakın kuruyan tüm yapraklarını altından alıyorum. Bunlar rengine maşallah çok güzel. Şöyle şurada bir kuruyan yaprak değilmiş. Bu da artık büyüdü. Bu ayenyumu da buradan söküp almam lazım. Çünkü klavatumlar çok hızlı büyüyor. Hızlıca araları doldurduğu için sıkıştırıyor yandakileri. Bu ayenyumu da şöyle şu ziraydonları atlatalım. İnşallah o zaman ben onu oradan alayım. Çünkü bakın iyice burası kilitlenmiş. Biraz havalar ısındıktan sonra yaparız. İlkbaharın başları gibi. O zamana kadar birazcık daha sıkışık yaşasınlar. Çünkü ziraydonlar bitmeden, yani bu kara kışta ne bekleneceği, biz neyle karşılaşacağımız belli değil arkadaşlar. Yoğun bir ziraydon yaşasak bunlar maalesef sıkıntı yaşar. Yerleri oynamaması lazım. Şu bebişlerden bakıyorum. Bunlar da şöyle yapabilirsem, acaba susuz olanlar var mı? Var arkadaşlar, bakın. Minikler her zaman çabuk susar. Şu an yağmur suyu veriyorum. Şunlarda var susuzluk. Şunlarda var. Şöyle şu küçüklerde var. Şu köşedekilerde var. Onlara verelim. Ama böyle dolu dolu bir sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Çok fazla su vermiyoruz. Tadımlık veriyoruz kışın. Sadece bu yavrular tolere edemiyor. Aşırı susuzluğu. Şu anda da mis gibi yağmur suyuyla, şunu da şuradan alalım. Mis gibi yağmur suyuyla ihtiyacı olan suyu veriyorum. Şöyle baktım. Evet, onda da başka bir şey kalmamış. Evet, bunların bakımı da tamam arkadaşlar. Yakından size şu lotusumu göstereyim. Bakar mısınız? Bu 15'lik saksıdan taşar. Muhteşem güzellik. Şöyle de çiçek açmaya çalışıyor. Aradan da bolca yavruladı. Her tarafından gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Bir maşallahınızı alırım bu güzelliğe. Şu drakonun rengine bakar mısınız? Üşüdükçe harika renklendi. Arada da şöyle minik sedumlar var. Şu pikruz da çok güzel renk aldı. Şimdi bunları birazcık havalandıracağım. Camın bu tarafında açıp bunları yerleştireceğim. Ayrıca oradaki poşetleri de çıkarmam lazım. Buradaki türlerimi de biliyorsunuz çöp poşetine sarmıştım. Şimdi açalım. İnşallah bizi güzellik bekliyordur. Evet, çok şükür arkadaşlar, gördüğünüz gibi yakutlar çok iyi durumda. Zirai de onlardan etkilenmemişler. Ve şöyle de renklenmeye, telefonun ekranı kaydı, renklenmeye devam ediyorlar. Evet, biraz havalansınlar. Aşırı yağmurlardan ben bunları koruyacağım.
Şöyle yapalım. Bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi bunu açalım. Bunda da karışık aranjman vardı arkadaşlar. Bunu da çok merak ediyorum. Hangi durumda acaba? Ay çok şükür. Evet, güzel gözüktü. Evet, bunda arkadaşlar sedum, şöyle açayım, bronzenin, ah bak şu etkilenmiş arkadaşlar. Sedum bronzenin variegat olanı var arkadaşlar. Bu etkilenmiş, bakın. Ziraidon'da. Çünkü çok hızlı bir şekilde bunu örtüp çok uğraşmadığım için diğeri gibi bunun üzerine naylon poşet değdiği zaman naylon poşetin üzerinden ziraidonlar etkiler arkadaşlar. Ama arada çöp şiş ya da şu demirlerin üzerinden diğerleri gibi diğerlerini demirden sarmıştım. Demirden sarmış olsam bu etkilemezdi. Ama şu güzellikler çok güzel, bakın harika gözüküyor. Sadece şu uçta kalan sivri olan sedum bronzenin variegata olan etkilenmiş arkadaşlar. Üst kısımdakiler gördüğünüz gibi, ah evet, buradakiler de etkilenmiş. Sadece şuradaki naylona değmediği için onda herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle yakından diğerlerini göstereyim. Zaten bu güzellikler ziraidona dayanıklı. Harika görünüyorlar ama bronzları hemen toparlamam lazım. Üzerine bu kısımları çöp şiş koyacağım ve mesafeli olarak bir kat daha ziraidon örtüsüne saracağım. Riske atmayacağım. Böyle güzellikler arkadaşlar, ama bunlar harika renklenmişler. Muhteşem gözüküyorlar. O kadar susuzlar ki bunlar. Sulamayacağım arkadaşlar. Çünkü yine ziraidonlarda gece gündüz korumak gerçekten çok zor. Çalıştığım için de birebir ilgilenmek çok çok zor oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki güzellikler renklerini almaya başlamış. Ama uçtakiler zarar görmüş. Şansıma şu an video kaydına başladım. Gürültü gürültü üstüne kuryeler yemek dağıtıyor arkadaşlar. Çok fazla motosiklet geçiyor. Yemek saatine denk geldi. Şöyle buradakileri de göstereyim arkadaşlar. Bunlar çok güzeller. Hiç etkilenmediler içeridekiler. Zaten hafif ziraidonlar geçirdik. Ağır ziraidonlar, yoğun ziraidonlar geçirmedik arkadaşlar. Bunu da zaten tolere ederler. İçerinin sıcaklığı çok güzel. Yani arada bir cam içerisiyle camın dışı arasında herhalde 8-10 derece oynuyordur. Camın içerisinde korunaklı oluyorlar. Ama dışarıdakiler biraz daha tabii ki ayaza maruz kalıyor, soğuğa maruz kalıyor. Bakın buradakiler hiç etkilenmemesinin sebebi hem demirin üzerinden saldırım, hiçbir şekilde arada yani buharlaşmayı, tekrar buharın geri inip de nemin geri inip de üzerine damlama şansı kalmadı. Hem emmesi için iki kat ziraidona örtüsü, içerisindeki nemi, hem de üstte sera naylon olduğu için bunlar çok daha korunaklı oldu. Bunlara çok kısacı, yani bunlara açıkçası çok fazla özenmemiştim. Sadece örtüye sarmıştım. Sadece uç kısımdaki etkilenmiş, canı sağ olsun. Onu da toparlatırım ben hemen, yapraklarını alır. Şöyle de yakutlarım çok güzel gözüküyor. Şimdi ben bunları açacağım, tamamen yerleştireceğim. Şu kısmı açmadım arkadaşlar. O kısmı da açmak için masayı beriye çekiyorum. Masayı çektikten sonra arka kısma geçiyorum. Oraya öyle açıyorum. Birçok kısmı açtım ama gürültüden durulmuyor. Şu an güneş de çok az çıkmıştı ama geri güneş de kayboldu, ama en azından yağmur durdu. Fırsatı hemen ben bunu fırsata çevirmem lazım, bu anı. Şimdi havalandırayım bu güzellikleri. Evet. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.